Mehmet abi, en son bize çok gurur veren bir haber ulaştı ve Amerika'nın en seçkin kuruluşlarından bir tanesi olan Ulusal Mühendislik Akademisi'ne seçildiniz. Evet. Biz de çok gurur duyduk aslında. Çok. Birkaç icadınızla birlikte ama bizim en çok duyduğumuz bu kanseri erken teşhis eden bir mikroçip icadınız buna vesile oluyor. Onu biraz anlatabilir misiniz? Seve seve bahsederim Asude. Yeteri kadar vaktimiz var mı bilmiyorum. Bu konuda konuşunca biraz durdurması zor oluyor. İnsan vücudunda 75 trilyon civarında hücre var. Bunun %85'i kanda. Aslında kandan bütün hastalıkları bulabilmemiz mümkün. Bunlardan biri de kanser. Kanser primer tümörden öldürmüyor, dağılıyor. Vücuda dağılıyor, metastaz diyoruz. Vücuda sahip çıkıyor. Yani bir yerde tamamıyla unutuyor. Bunu kan yoluyla yapıyor. Kan yolu, yani nasıl biz diyoruz, kalbinizle, hayatınızla hareket edin, işlerinizde. Kalbini unutuyor hücreler. Bir anda sizin bütün vücudunuza sahip çıkıyor ve öldürüyor. Daha o kandan giderken çok ama az sayısı. Bir 10 milyar kan hücresinin içinde bir tane belki kanserli hücre var. Biz bunu bulan, yani şöyle düşün, dünyada 7 milyar insan var. Onun içinde bir, bunları hücre diye düşünün. Bir tane hücreyi bulmak istiyorsanız biz bunun teknoloji mikroçipte 3 dakikada bulabiliyoruz. Wow, hızlı bir şekilde saniyede 30 milyon hücreye bakaraktan aynı mikroçip kompüterlerde kullanan sayıları nasıl hızlı bir şekilde inanılmaz bir şekilde hesaplayan teknolojiyi biz sayı yerine kanı hesaplayan veya kanı takip eden, onu tarayan bir teknoloji geliştirdik. O teknolojide kanserin takibini kişisel bir hale dönüştürme imkanı var. Çünkü herkesten aldığınız kandan o insanın kanserini sürekli olarak takip edebilme imkanımız var. Aslında buluşun hayata geçiş hikayesi de biraz enteresan. Hani buluş sırasında böyle işte sizin beklemediğiniz sonuçlar olmuştur, şeyler olmuştur. O tarafta sizin hani bizlerle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Ben bilimi şeye benzetiyorum. Yani bir şey gibi düşünebilirsiniz. Kimsenin çıkmadığı bir dağa çıkıyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla bu yolculukta bir sürü beklemediğiniz şeyler oluyor. Hı-hı. Bir, buna hazırlıklı olmanız lazım. Dağa çıkarken nasıl hazırlanıyorsunuz? Ona göre üstünüzde eşyalar var, ekipmanlarınız var. Bizde de o bilgi olması lazım. Yani karşınıza bir şey çıkıyor. İki, baktığınız şeyi iyi görmeniz lazım. Herkes aynı şeyi görmüyor. İyi bir bilim adamının en büyük özelliklerinden biri başkalarının görmediği olayları görmek. Bazen diyorsunuz ki bu neymiş, bu boş ver, bu çalışmadı diyorsunuz. Ama aslında arkasında çoğu zaman en güzel cevap ona dikkatli bakabilmekte. Görmesini bilmekte, bilgili olmak. O dağa, bilgi dağını çıkabilmek. Aslında iyi bir bilim insanı olmak dediniz ya Mehmet abi. Biz de şimdi bu programda çocuklara bilimi sevdirmeye çalışıyoruz. Evet. Siz önce bir mühendislik eğitimi aldınız, ardından tıp eğitimi aldınız. Şimdi de bir bilim insanı olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Peki bilimi sevmek için illa böyle mühendislik mi okumak lazım ya da bilimle ilgili bir bölüm mü okumak gerekiyor? Yani illa bilim insanı mı olmak gerekiyor bilimi sevmek için? Kesinlikle değil. Bilimin güzelliği bence herkesin bir miktar onu tatması ve kendi hayatlarında uygulamasının güzelliği. Bilim insanı bir yerde gerçeği arıyorsunuz. Tabiattaki bir gerçeği, doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bu yolda giden meraklı bir insan. Bence her şeyden en önemli olan bizim çocuklarımıza öğretmemiz gereken merak. Çünkü meraklı insan merak ettiği şeyi öğrenmek zorunda. Çünkü meraklısınız. Öğrenmeme diye bir şeyin şansınız yok. Meraklıysanız öğreniyorsunuz. Öğrendikçe daha keyifleniyorsunuz. Daha keyiflendikçe daha çok öğreniyorsunuz. Daha çok öğrendikçe kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Daha mutlu hissediyorsunuz. Ve büyük bir şey, katalitik şey, reaksiyon gibi. Dolayısıyla bilim adamı, bilimi sevmek, illa bilim adamı olun demek istemiyoruz biz gençlere. Fakat bilimin metotlarını öğrenirlerse hem daha iyi insan olurlar hem de daha başarılı olurlar diyoruz.